olmayın. Değerli dostlar, bugün burada toplanmamızın temel amacı uzun bir süredir dile getirdiğimiz taleplerin karşılanmamasıdır. Neydi bu taleplerimiz? Israrla söyledik. Geçinemiyoruz dedik. Zor şartlar altında yaşıyoruz dedik. Ücretlerimiz çalışma hayatının çok gerisinde kaldı dedik. Beyanımızı iyi anlattık. Defalarca gittik, geldik, görüştük. Bölge yetkilileriyle, Ankara'da alt üst demeden genel müdürlük yetkilileriyle. Her seferinde sizi anladık, tamam haklısınız, yapacağız dediler ama oyaladılar. Oyaladılar bizi. Günün sonunda bu tepkiyi ortaya koymak için artık toplamamız gerekti. Biz çok şans tanıdık ama sürekli bir oyalama politikasıyla karşı karşıya kaldık. Buradan bir kez daha sesimizi duyuralım. Bu bir başlangıçtır. Bunun devamı gelecek. Dünden beri aramalar var, durun diye. Bu emekçi durmaz. Bu emekçi hakkını arayacak, sonuna kadar devam edecek. Türkiye Petrolleri emekçisinin değil ödül ve teşekkür, emeğinin dahi karşılığını alamaması, enerji politikalarında büyük bir çelişkiye işaret etmektedir. Ücret seviyeleri, yapılan iş ve çalışma koşulları göz önüne alındığında, diğer kamu kuruluşlarındaki düzeyin altında kalmıştır. Enflasyon artarken ve alım gücü hızla gerilerken, bu durum artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Kamuda uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri bahanesiyle fazla mesai ücretlerimiz ödenmiyor. Düşürüldüğü belirtilen mesai kotaları gerekçesiyle yaptığımız mesainin döktüğümüz alın terin karşılığı verilmiyor. Soruyoruz. Ülkeyi yasa boğan depremden en fazla etkilenen, büyük travmalarla baş başa kalan, buna rağmen bölgedeki deprem sonrası çalışmalarda en ön safta olan Türkiye Petrolü işçisine neyin cezası kesiliyor? Ekonomik sıkıntıların ve kamuda tasarruf tedbirlerinin bedeli Türkiye Petrolü işçisine ödettirilemez. Bıçak kemiğe dayanmıştır artık. Asıl işlerimiz başta olmak üzere tüm işlerin taşeron, servis şirketler aracını yürütmeye çalışmasına bir an önce son verilmelidir.